sıradaki konuğum genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Bekin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Malum bir pandemi sürecinden geçtik. Evet, Evde mutlaka. sürekli sürekli yedik. Yani ne bulduysak yedik. O güzel güzel pastalar, börekler, poğaçalar yapıldı. E malum biz biraz hareket etmeyi de seven bir millet değiliz. Yani şahsen ben vakitsizlikten hep yakınırım Spor yapamıyorum. Ne yapacağız? Bu süreçte hem salonlar kapalı oldu, evet. sahilde yürümek isteseniz bile yasaktı Yasaklandı. ne yazık ki. Hani hareket etmek isteyen bile çok bir fırsat bulamadı. Ne yazık ki. E bir de Instagram'dan, sosyal medyadan... Böyle devamlı bir düellolar. Ben şöyle ekmek yaptım, <laughs> ben şöyle poğaça yaptım derken herkes... Sonra bir arada aslında spor düelloları da başladı ama... Evet kilolar gelince tabii. Aynen aynen ama şimdi o kilolar kaldı bizde. Evet. Ne yapacağız yani biz cerrahi operasyonlar... Evet çok başarılı hekimlerimiz var, çok başarılı operasyonlar var ama birazcık da korkuyoruz. Ne yapacağız? Siz tam da bu noktada aslında devreye giriyorsunuz. Evet aslında bizim yöntemimiz olan mide botoksunda cerrahi operasyonların kapsam dışı olduğu hastalar zaten daha çok. Bizim e, bu işlemden fayda gören hı hı. hastalar tam da gerçekten bu 3 aylık sürede 15 kilo, 20 kilo, 5 kilo civarında böyle hafif hafif fazla kiloları olanlara rahat bir şekilde kilo verdirmeyi hedefleyen bir yöntem. Hı hı. Peki hocam mide botoksu nedir? Yani gerçekten bildiğimiz botokstan mı yapıyorsunuz? Evet. Yani e, cilt botoksun Aynen öyle. Yüze yapılan botoksu biz gelip midenin içerisine yapıyoruz. Hı hı. E tabi yüze enjektörü direkt kullanabildiğimiz için midenin içerisinde yapacağımız botoksta endoskopi yapmak zorunda kalıyoruz. Endoskopi ile midenin içerisine giriyoruz ve yüze yapılan botoksu midenin içerisine küçük küçük enjekte ediyoruz. Hı hı. Bu yönteme mide botoksu diyoruz. Hı hı. Peki kimler için uygun hocam? Yani mesela ben yaptırabilir miyim gelsem size? Herkes yaptırabilir ya aslında mi? Aslında biz bu işi 3 yıldır yapıyoruz. 3 yıl önce buna başlarken hedefimiz tabi hep duyduğumuz yavaş yavaş tecrübe kazanmaya çalıştığımız dönemde 15 kilo, 10 kilo fazlası olanlara diye Hı -hı. E, başladık, yaptık. Gerçekten çok güzel kilolar verdik. Sonra yavaş yavaş bize ameliyattan korkan ama 50 kilo fazlası olan veyahut da hiç kilo fazlası olmayıp, şimdi tabii ki burada paylaşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama isim vermeyeceğimiz için mesela dizi oyuncuları, ben çok zayıf bir karakter oynayacağım. Bir an önce kilo vermem lazım. Aslında normal. Oluyor. Tabii normal kiloda ama iştahını çok çabuk kontrol Hı -hı. etmek isteyen hastalara Yapa yapa derken gerçekten aslında geniş bir hedef kitlesi olduğunu tecrübemizde de 3 yıl içerisindeki yaptığımız şekilde de gördük ki aslında kilo vermek isteyen veya da iştahını kontrol etmek isteyen herkese yapılabiliyor. Şimdi mesela ben gerçekten yemek için yaşayan bir insanım. <laughs> yani evet belki fazla kilom yok hep bir 2-3 kilo fazlam vardır gider gelir ama iştahımı kontrol altına almak için bu işleme başvurabilir miyim? kesinlikle başvurabilirsiniz. Hatta ben size şöyle örnek vereyim. Mesela 15 kilo fazlası olan bir hastamız. Hı hı. Biz birinci seansını yapmışız botoksla ve 6 ayda hatta 4 ayda bu 15 kilosunu veriyor. Sonrasında yavaş yavaş iştahı açılmaya başlayıp etkiyi kaybetmeye başladığında Normal hocam deniyoruz. ben o tokluk hissini çok seviyordum. Evet fazla kilom yok ama ben o tokluk hissini geri istiyorum dediğinde tekrar yapıyoruz. Hastanın kilo verme hedefi de yok. Sadece o tokluk hissini tokluk hissi. kullanarak daha kontrollü bir şekilde ilerlemek. Ay çok istiyor. güzel olur hocam. <laughs> Düşünsenize şurada pasta börek var. Canımız çekmiyor. Evet yani Ama vallahi düşünmesi bile çok bununla güzel. Bununla ilgili bize çok güzel geri dönüşler oluyor. Mesela e, hastalar güne katılıyor. Tabağını gösteriyor. İşte şu kadarcık bir kısır, Hı -hı. az bir şey ne bileyim, bir zeytinyağlı sarma gibi. Biz devamlı tabii fotoğraflar Yiyemiyorlar. istiyoruz. Yiyemiyorlar. Yiyemiyorlar. Ama ve, hissi hiç bilmiyorum. Ve vallahi bir deneyimlemek isterim öyle. yani. Ne yapsak hocam? Yapsak mı bana yapalım, da? Yapalım Vallahi yapalım. Valla yapalım program sonuna kadar bakalım ben bir de kaç bir kilo. Bir bileyim. challenge yaparız böyle. 7 haftada <laughs> bakalım ne verdik diye. Valla güzel olur. Peki hocam yan etkileri var mı? Yani yaptırmak isteyenler şöyle akıllarına mutlaka böyle sorular geliyordur. Zararlı mı? Yan etkiler neler? İşlem sonrası nasıl geçiyor? Şöyle yani hani yüze yapılan botoks gibi zaten e, biliyoruz. Çok ciddi bir yan etkisi Hı -hı. yok. Literatürde geçen botoks sonuçta bir ilaç olduğu için... Botoksa karşı alerjisi olanları ki bu gösterilmiş bir e, alerji yok şu anda hı hı. hastalarda. E, botoksa karşı alerjisi olanlara yapılmasın deniyor ama e, endoskopinin bazı kendine has, normal rutin endoskopiye yaptığınızda bile olabilecek olan riskleri var ki onlar da hastalara ben genelde şöyle tanımlarım. Siz evden çıkıp hastaneye gelene kadar başınıza bir sürü şey gelebilir. Bu riskleri göze alıp hastaneye geliyorsanız, Botoks'ta sizin başınıza gelebilecek riskler bu risklerden daha düşük risklerdir. O zaman e, çok da fazla yan etkisi aynen yok öyle. aslında. Peki biz şimdi şunu da merak eden bir milletiz. Umarım izleyicilerimizin de şu an akıllarında dolaşıyordur o soru. E, onlar için de sormuş olayım. Mesela biz bir çay bile tanıtılsa kaç kilo verdirir bu diye soruyoruz. Evet. Kaç kilo verdirir mide botoksu? En çok aldığımız şey bu yani O soru. çok önemli evet. soru hocam. hocam... Ben kaç kilo Hatta çok komik şeyler de oluyor. Şimdi anesteziyle yaptığımız için hasta uyandığı zaman ben kaç kilo verdim diye uyandım. <laughs> Ameliyat İşten sırasında 10 sonra. kilo verdiniz. Aynen öyle. Şimdi kaç kilo verdirir? Ben buna biraz marjinal bir cevap veriyorum. Botoks kilo verdirmez. Nasıl verdirmez? Şöyle, botoks sizin iştahınızı kontrol altına <laughs> alır. Botoksla siz acıkmazsınız, yemezsiniz, istemezsiniz. Ama şimdi canınız istemiyorken siz bunu avantaja çevirebiliyorsanız... Bunda sınır yok. Bizim 40 kilo veren hastamız vallahi da var 6 aydan. Ee, ve daha güzel tarafı hı hı. bu beslenme kültürünü değiştirmeyi hedeflediğimiz için biz botoksta ee, kilo verdirmeyi değil. Çünkü kilo vermek aslında çok büyük bir şey değil. Kiloyu her şekilde verebilirsiniz. Ben hastalara hep bunu anlatırım. Ameliyat olursunuz, akapunktur olursunuz, balon taktırırsınız, spor yaparsınız. Yok veremiyoruz hocam, oruç hocam tutarsınız. Vallahi çok zor. Bir şekilde <laughs> şöyle... Verirsiniz, verdiğinizin bir buçuk katını geri alırsınız. Verdiğinizden çok daha hızlı evet. bir sürede. Bizim hedefimiz ise sizin hayatınıza müdahale edip beslenme düzeninizi hizaya sokmak, yeni bir beslenme kültürü oturtmak hı hı. ve bu sayede verdiğiniz kilonun kalıcı olmasını sağlamak. Yani bütün temel hedefimiz bu. Bu yüzden de biz size tokluk hissinizi veriyoruz, biz sizin iştahınızı kesiyoruz. Buyurun diyoruz, kaç kilo verebileceksiniz? Hep beraber yarışalım ve gerçekten bunu çok güzel odaklanan, hedeflenen, hı hı. hasta hedefleyen hastalarımız ortalamamız genelde 21 kilo, 20 kilo o civarında 6 ayda. Ha, bunun içerisinde 40 kilo veren de var dediğim gibi. 4 kilo, 5 kilo veren de var. Fazla kilosuna göre tabii ki. Peki hocam işlemin etkisi ne kadar sürüyor? Yani biliyoruz ki botoks geçici etkiye sahip bir ilaç. İşlem etkisi ne kadar sürüyor yapıldıktan sonra ya da tekrar etmeli miyiz? Evet şimdi şöyle botoks gerçekten etkisi 6 ay süren bir ilaç ama hı hı. onda da ben genelde hastalara şu örneği veririm. Şimdi mesela bizim kolumuzun felç olduğunu düşünün. Bu kolumuzu hızlıca yeniden kullanabilmeye çalışmak için zorlamalıyız. Çalışmalıyız. Fizik tedaviye gideceğiz, egzersiz yapacağız ki kolumuz geri dönsün. Hı hı. Şimdi ne kadar çok çalışırsanız o kadar hızlı geri döner kol. Çalışmazsanız da kalıcı felce kadar gidebilir. Şimdi biz de mideye botoks yaptığımız zaman hı hı. eğer siz tutup dur bakalım ben şu pizzayı bitirebilecek miyim? Ee, bu yediğim tabağa doyu, çok yesem ne oluyor acaba? İştahınız yokken bile. Bazı hastalar bakayım bu etki gerçekten oluyor mu diye zorluyor. Şimdi siz mideyi ne kadar çok zorlarsanız hı hı. çalıştırmaya etkiyi o kadar, o kadar çabuk yok edersiniz. kısaltmış oluyoruz da aslında. Ama siz bu etkiyi güzelce kullanıp ben nasıl olsa doyuyorum, nasıl olsa canım çekmiyor deyip ufak ufak her şeyden hep söylüyorum Yani istediğiniz her şeyden yiyebilirsiniz hı hı. hedefimize porsiyona e, müdahale etmek porsiyon küçültmek bunu bu mantanlı, bu şekilde ilerlerseniz zaten sizin e, etkiniz 6 aya kadar sürer 6 aydan sonra da o alışkanlığı kazandığınız için e, o etki devam eder aynı şekilde ama ben bu etkiyi e, evet kullandım çok güzel kilo verdim ama ben bu hissi çok seviyorum veya verecek bir 4-5 kilom daha var diyenler olduğunda İkinci doz, üçüncü dozla yapılabiliyor. Peki hocam yani şimdi can alıcı bir soruyu soruyorum. İzleyicilerimiz de kahvaltı sofralarındalardır şu anda. Ee, işlemden sonra beslenme nasıl olacak? Yani biz yine o kahvaltılarda sucuklu yumurtalarımızı açmalarımızı yiyebilecek miyiz? Evet yani şimdi şöyle burada e, ben yine biraz marjinal takılıyorum. Biraz marjinal yaklaşıyorum hastalara. Şöyle ki. Şimdi diyetisyenler tabii burada diyetisyenleri de kötülemek değil ama e, bir liste mantığı üzerinden ilerleyerek sabah şunu yiyeceksin, öğlen şunu yapacaksın. Arada şu tohumlar ki tabii ki faydası vardır ama şimdi insanların hiçbiri robot değil. Hiç kimse aynı sistemi e, bir şekilde uygulayamaz. Herkes Kimisi için gece çalışıyor. Tabii evet. kimi gece çalışıyor, kimi yoğun çalışıyor, kimi atıştırmak zorunda. Kiminin hiç vakti yok gibi gibi. Biz insanların hayatına müdahale edemeyiz. Biz var olan hayata mevcut durumu ufak ufak değişikliklerle düzene sokmak zorundayız. Hı hı. Dolayısıyla ben hiçbir hastaya onu değiştir, bunu yeme, bunu yapma demem. Botoksun zaten temeldeki mantığı da bu değil. Biz insanlara istediğinizi yiyin. Ne istiyorsanız tatlı, yaş pasta, sucuklar, oh. gözleme, patates kızartması ne istiyorsanız yiyebilirsiniz. Tek hedefimiz Porsiyon kontrolü. Bir de tabii ki kalori hesabını da unutmamak lazım. Yani ben az yiyorum diye devamlı çikolata yemekte hani bu mantığa <laughs> aykırı. E tabii ki kalori hesabını yapacağız. E tabii ki kalori hesabını yapacağız. Tabii ki atıyorum patates varsa menümüzde makarna yemeyeceğiz. E ne bileyim gözleme yiyorsak ekmek yemeyeceğiz Yine gibi gibi. Yine dengeyi gözeterek yiyeceğiz aslında. Dengeyi mutlaka gözeteceğiz. Ama hani ben hayatım işte diyete girdim. Ben asla yaş pasta yemem. Diyete girdim baklava yemeyeceğim. Ne oluyor bu sefer kurulmaya başlıyorsunuz. Kısıtlandıkça daha da Tabii çok canımız istiyor. Ve diyet bittikten sonra da gözünüzü en İstanbul'un en iyi pastanesi neresiydi <laughs> nerede yiyebilirim diye ilerliyor. Ben kendimden biliyorum bir şeyi yeme dediklerinde birinci gün Devamlı sabır, ikinci dönüyor. gün sabır, üçüncü gün yiyeceğimin de üç katını yiyorum. Aynen öyle. Yani baklava sevmeyen bir insanın bana onu yeme deseler üç gün sonra ben ondan üç beş dilim yerim. Ama biz ne diyoruz? İstediğinizi yiyebilirsiniz. O zaman ne oluyor? Kişi de diyor ki ben nasıl olsa istediğimi yerim. Bugün gerek yok, yarın yerim. Zaten veya canı istemiyor yani, ya da az istemiyor. küçük porsiyonlar. Aynen değil. öyle veya yese bile zaten denediğinde aa, birinci çataldan sonra tamam ben yemiyorum diyor. Bu güzel bir his olsa hastalarda gerek şeyi hocam. Çok, evet çok görüyoruz mesela bir korkuyla geliyorlar. Hı -hı. Tabii inanması biraz güç uygulamadan önce gerçekten. Hocam benim gece acıkmalarım var, benim tatlı krizlerim oluyor. Eyvah, ben eyvah. bunu yemek istiyorum, bunu engelleyecek mi diyor. Bunun engellendiğini gördüğü zaman hasta... Bize mesaj da böyle bir metiyeler. Hocam yemiyorum, istemiyorum diye gerçekten çok güzel bir etkisi oluyor botoks. Peki hocam en fazla kaç uygulama yapabiliriz botoksta, mide botoksunda? Yani şu anda literatürde dörde kadar yapılabiliyor mide botoks, dört tekrara hı hı. kadar. Ama hani botoks dediğim gibi sonuçta geri dönüşümlü bir ilaç olduğu için altı aylık süreleri... Daha kısaya çekmediğimiz sürece 6 ayda bir evet, istediğimiz kadar yapabiliriz. Şimdi ben masanın üstünde de bir balon görüyorum hocam. Evet. İçi su dolu bir balon. Biraz bir şey göstereceğiz. Evet, galiba. şeyi anlatmaya çalışacağım. Botoksun mantığını. Hı -hı. Mide nasıl aslında botoks bu bize ne yapıyor? Tam olarak anlamak. Gösterelim için. mi hocam? Tabii. Şimdi şöyle önce e, sönük bir balondan ilerlersek. Şimdi mide aslında bu balon gibi bir yapıya sahip. Hı -hı. Normalde boş olduğunda gerçekten bu kadar bile küçülebiliyor mide. Ama biz mideyi doldurmaya kalktığımızda bu esneklik sayesinde mide şöyle genişlemeye başlıyor. Kocaman su dolu balon kadar dolabiliyor ve bunun sınırı da yok. Yani bunu biz daha çok doldursak bu daha da balon büyücü. yine daha da büyüyecek. Hı -hı. Biz yedikçe mide genişleyebiliyor ve bu genişliğe alışınca da gitgide gitgide daha fazla e, büyümeye başlıyor. Biz botoks'la midenin bu elastik yapısını Hı -hı. biraz şunla e, örneklemeye çalıştım şu su şişesi şekline çeviriyoruz aslında. Yani biz bu balona 2 litre suyu da koyabiliriz. 2 litre suyla da doldurabiliriz balonu ama botoksla midenin genişleme kabiliyetini biraz daralttığımız için midenin genişleme kabiliyetini sıkılaştırdığımız için Buna biz 300 cc'den fazla su koyamayız. Şimdi hocam şöyle yapalım mı? Kaçıran izleyicilerimiz olabilir belki. İki balonu da elimizde bir gösterelim. Aslında midenin yapısı, yani hocam efendim mide balonunu falan tarif etmiyor aslında. Midenin şeklini tarif ediyor. Diyor ki evet. normalde mide şeklimiz sönük Aynen bir balon gibi. Evet. Şunun gibi yani ben burada midenin mide'nin elastik yapısını anlatmaya hı hı. çalışıyorum. Yani mideyi aslında biz çok yemesek, durdurabilsek mide küçükken şu kadar... Küçük boyutta. Yani yedikçe ama, genişletebiliyoruz kendimizi. Ama elastikiyeti bu balon gibi. Yani biz istediğimiz kadar verelim. Yan yana gösterelim mi hocam? Tabii. Şöyle. Yani böyleyken Ki, mide genişleyebilen bir yapıymış efendim. Aynen öyle. Biz ne yapıyoruz? Botoksla tabiri caizse şu balonu şu şişenin içine koyuyoruz. balonu. Ve aslında siz bunu suyla doldurmaya kalktığınızda bu şişenin hacmi kadar... Daha fazlası Artık yok. daha fazla genişleyemiyor. Bu da çok önemli. O yüzden de e, biz bu kadar. E, Mesela hocam şey o büyük balonu bir... pet şişenin içine bir koymaya kalksak? Sığmaz. Sığmaz değil mi? <laughs> Peki mide botoksu yaptırdı izleyicilerimiz diyelim. Sonrasında bir diyet uygulamalarına gerek var mı? Yani siz şunu yapın bunu yapın diyor musunuz? Evet porsiyonlar her şeyden yiyebilir dediniz küçük porsiyonlar şeklinde yemelerini öneriyorum dediniz ama özel ekstra işte işlemden sonra ilk bir hafta iki hafta şu diyet uygulasınlar dediğiniz bir diyet var mı? Evet bizim ilk 15 günlük dönem için biraz önemsediğimiz bir e, diyet yani tek verdiğimiz diyet listesi ilk 15 günde bir hı hı. özel bir diyet listesi veriyoruz ne yazık ki. Aslında ben dediğim gibi diyet listesini çok sevmiyorum ama burada birkaç hedefimiz var. Bir, şimdi botoks ağrı kesici veya antibiyotik gibi böyle bir anda ilacı yaptık ve etki oluştu e, gibi bir tablo ne yazık ki sergilemiyor. Belki yüzüne botoks yaptıranlar bilir. Böyle bir 8-10 günde anca etki ediyor, Hı -hı. iyice oturuyor bu etki. Bu midede de aynı etkiyi oluşturuyor. Dolayısıyla biz hastalardan ilk 2 gün biraz daha farklı beslenmelerini, biraz daha bize uyarak, biraz daha az yemelerini ve aslında ilk 2 gün etki daha henüz oluşmadığı için iştahları varken bile daha az yemelerini öneriyoruz. Hı hı. Sonrasında bir 10 günlük dönemde etki derinleşene kadar yine özel bir diyet listesi uyguluyoruz. Ee, ve sonrasında bu anlattığım tablo serbest diyoruz. Şimdi bu 10 günlük kullandığımız diyet listesinde hedefimiz ne? Hı hı. Hem botoksun etkisi nüfuz edene kadar midenin içerisinde etki edene kadar kontrol bizde olsun istiyoruz. Hastamız ne yiyecek, ne içecek, hı hı. nasıl yiyecek? Bunların hepsini bilelim biz. Diğer hedefimiz ne? Aslında bizim normal beslenmemiz nasıl olmalı? Porsiyonlarımız ne kadar olmalı? O porsiyonların içeriği ne olmalı diye hastalarda da bir fikir oluşturmak istiyoruz ki bundan sonra buyurun normale geçin dediğimiz zaman o diyet listesini akıllarında tutsunlar ve bakın bu adam bize böyle böyle öneriyordu. Bir de aslında bir şunlar yanlışmış hayatımızda. Bunlar yanlışmış. Bunları düzeltelim diye bir fikir oluşturmak istiyoruz ama tabii ki dediğim gibi bu çok katı. Ya %100 uyulması gereken veya uyulmasını istediğimiz bir şey değil zaten botoks gerekeni yapıyor. Peki botoksun tutmama gibi bir durumu olabilir mi hocam? Böyle bir risk var mı? Evet çok nadir olarak botoks bir toksin olduğu için vücudun bazı kişilerde ya milyonda bir diyeceğim kadar düşük bir hı hı. şey oranda toksini vücut antitoksin geliştirebiliyor. Bu kişilerde yüze yapılan botoks da tutmuyor. Yani yaptığınızda tutmuyor ama hani çok yüksek bir oran değildir. Milli piyango gibi bir şey diyeyim Düşük bir risk. Aynen öyle. Hani her botoksun etkisi olmadı, yapılmadı diyene senin botoksun tutmamış gibi bir şey e, yanlış bir yaklaşım. Söyleyemez öyle bir şey. Ee, burada evet etki görmeyen hastaları duyuyorum, görüyorum <laughs> bize yazanlar oluyor. Burada ne yazık ki e, birkaç sebep var. Bir, kullanılan doz gerçekten çok önemli. Bu da tecrübe gerçekten çok çok önemli kimi yerlerden yine duyuyorum. Senin 3 kilo fazlan var. Sana şu kadar doz yapalım. Senin 20 kilo fazlan var. Sana şu kadar doz yapalım gibi bir yaklaşım yanlış. Nasıl bir yaklaşım doğru hocam? Neye göre mesela o doza karar veriyorsunuz? Uygula doz bir kere sabit. Yani, yani herkese aynı tabii doz. Tabii ki. Çünkü midenin içeriği ve uygulanacak olan noktalar sabit. Ciltte kullanılanın kaç katı hocam? Ee, yani ciltte tahmini ortalama 80 ile 60 ünite civarında yapılır. Hı hı. Biz 1000 ünite yapıyoruz. Hı. Öyle düşünün. <laughs> 10-12 katı ee, kadar aynen uygulama yapıyoruz. Şimdi şey e, midede uygulanacak olan noktalar sabit olduğu için hı hı. o noktalara verilecek olan konsantrasyon bellidir. Şimdi siz botoks dozunu düşürdüğünüz zaman ya yapacağınız noktadan feragat etmeniz lazım ya yapacağınız noktanın içindeki konsantrasyondan feragat etmeniz lazım. Buna giderseniz etki oluşmaz. Hı hı. Bir. Tecrübe nerede? Tecrübe şurada endoskopide o şimdi iğneyi saplayıp mevcut yerine hani botoksun gitmesi gereken yere yapabilmek de gerçekten bir tecrübe. Ben hani yoksa eline iğneyi alan yüzde de botoks yapar. Bir göz o tarafa, bir göz bu tarafa gider yani. Şimdi midede de doğru düzgün yapamazsanız nasıl yüzde insanların kaşı düşüyor, gözü kalkıyor? Hmm, aynı etki olur. surat oluyorsa Midede de yanlış yapar veya doğru düzgün uygulayamazsanız etki göremezsiniz. Pet şişeden eser kalmaz. Ezilmiş bir pet şişe aynen olabilir ha, aynen yani. Aynen öyle etki göremezsiniz. Dolayısıyla etki göremeyenlerin ne yazık ki çoğundaki sebep ya biraz tecrübeyle alakalı sıkıntı veya dozun az olması gibi hı hı. şeyler. Çünkü yani iğneyi yaptığınız zaman o yerine gitmezse mide boşluğunda içmiş gibi oluyorsunuz botoksu. Hiçbir şey yaramıyor. O da önemli bir gerçekten yaklaşım. Peki operasyon öncesi ve sonrasından da biraz bahsedelim. Yani endoskopiden korkmalı mıyız? Anladığım kadarıyla endoskopik bir yöntemle evet, uyguluyorsunuz. E, tam bir bayılma mı gerçekleşiyor uygulama sırasında? Şöyle tarif ediyorum ben. Normalde ameliyata, ameliyat anestezisinde hı hı. E, tamamen hani siz bütün kontrolü bize bırakırsınız. Aletlere bağlarız. Her şeyi biz devralarız. Hı hı. Solunumuz, solunumunuz dahil. Fakat bundaysa normal uykunuzun bir tık derini, hani derim ki dürterek uyandıramayacağımız kadar derin uyuduğunuzu hı hı. düşünün. Çok keyifli bir uykudur. Hastaların çoğu çok eğlenceli uyanırlar. Kimi ben hazar Ahmet Çelebi'yim der. Kimi çıkarken işte ben şey yapıyorum, oyunun içindeydim. Eyvah, çok, eyvah Kimi işte kumsalda sahilde görür kendini gibi gibi. Böyle çok güzel, e, keyifli bir uykudur. Çok derin bir uykudur. Hastaların çoğu da uyandığında işte ben kaç kilo verdim. Sorusunun yanında işlem bitti mi, ne zaman başladınız diye gerçekten hiçbir şey hissetmeden hı hı. rahat bir şekilde uyguluyoruz. Çok riski olan bir endos e, uyutma yöntemi değil. Dediğim gibi ameliyat anestezisi gibi olmadığı için hı hı. Hani normal uykunun biraz daha derini gibi olduğu için çok riskli bir yöntem değil. E, hastanın solunumunu yine yani kendi soluyup kendi nefes alıyor. Hı hı. Biz bir alete cihaza bağlamıyoruz. O yüzden rahat bir yöntem. Peki operasyon sonrasında herhangi bir ağrı acı var mı? Şu an mutlaka izleyicilerimizin aklında dolaşıyordur. Evet en çok sorulan ve en çok korkulan şeylerden biri yine bu. Ee, operasyon sonrasında şimdi biz midenin içerisine gaz verdiğimiz için mideyi şişiriyoruz. Hı hı. Ve hani iyice görebilmemiz gerekiyor nereye ne yapacağımızı. O gazın bir kısmı ince bağırsaklara gidiyor. Hı hı. Bazı hastalarda yüzde bir iki civarında diyebileceğim oranda hafif bir gaz sancısı olabiliyor. O da birkaç saat sonra birkaç saatte geçiyor. Hı hı. Bazı hastalarda da ufak ufak midede hassasiyet veya batmalar olabiliyor. E, bu da yine 1-2 saat sonra geçiyor ama hani iş gücü kaybınıza sebep olacak veya işte ne bileyim hastane evde yatmanıza, tekrar hastaneye başvurmanıza gerek olacak herhangi bir sıkıntı e, ağrısız olmaz. Hatta şöyle örnek vereyim bizim yurt dışından çok hastamız gelir. Hı hı. O hastalara biz sabahtan uçak bileti aldırırız, akşama da dönüş bileti hı, aldırırız. Hiç yatmıyorlar hastanede, kalınmıyor. sabah gelir, bir havaalanından alırız işlemini yaparız. Hı hı. İki saat hastanede dinlendiririz. İlk çorbasını içiririz. Ondan sonra da havaalanına bırakırız. Ülkesine geri döner. Peki operasyon sonrası ne zaman yemek yiyebilirler ilk hocam? 3-4 saat sonra. 3-4 saat sonra yenilebiliyor. E, ama herhalde anladığım kadarıyla hemen her şeyi yiyemiyorlar. Evet o konuştuğumuz gibi. Işte evet. ilk iki günde biraz bazı kısıtlamalarımız var ki etkimiz tam olarak otursun diye. Peki emziren anneler yaptırabilirler mi? Malum yani doğum kiloları. Aslında botoks lokal etkili olan bir ilaç. Yani sisteme karışmıyor. Hı hı. Biz midede yaptığımızda sadece midede kalıyor. Ama hiç kimse dur bakalım emziren anneye yapalım da çocukta ne etki göreceğiz diye bir test yapmadığı için biz de kesinlikle uygulamıyoruz. Çünkü buna yönelik yapılmış olan bir çalışma yok. Neden? Bebeği riske atmamak için, anne sütünü riske atmamak için. Hı hı. Böyle bir çalışma olmadığı için de biz açıkçası emziren annelere diyoruz ki siz güzel güzel emzirin. Çocuğunuz güzel güzel büyüsün, kilo alıyorsanız da alın, emzirme bittikten sonra biz hallederiz. Emzirme bittikten sonra o zaman belki bir Aynen. buçuk, iki sene sonra doğumdan sonra bu işleme Aynen öyle. Yekim anneler tabii hiç emziremiyor ne yazık ki. Kimileri altı ayda bırakabiliyor. Hı hı. Biz hedeflediğimiz emzirmeniz bitsin, hemen bir hafta sonra bile olabilir. Bu konuyla beraber şey de çok soruluyor, onu ben söyleyeyim. Mesela botoksu yaptırdım, fakat bir hafta sonra hamile kaldım. Hı hı. Bir zararı olur mu? Olur mu hocam? Olmaz. Çünkü biz yaptığımız anda herhangi bir gebelik hı hı. şüphesi olmadığı için herhangi bir zararı olmaz. Biz şey gibi düşünüyoruz ilaç 6 ay sanki orada kalıyor e, sürekli olarak vücuda bir yayılma durumu Hayır, söz konusu gibi Hayır tamamen lokal, lokal var. etkili yani ilaç olduğu yerden bir yere yayılmıyor. yayılmıyor. Tamamen oradaki sinir kas kavşağını tutan ilaç. O zaman bir ilaç. yaptırdıktan bir hafta sonra bile hamile, hamile kalınsa herhangi problem. bir problem Sadece, oluşmuyor. Tabi, hamileye yine böyle bir çalışma olmadığı için hı hı. yapılmıyor. Zaten hamileyken botoks yaptırmak bir mantıksız. Bir anlamı <laughs> yok. hamilelik güzel bir süreç Aynen, efendim. Evet. Onu yiyerek güzel güzel geçirin Aynen. inşallah. Tabii çok değil, yiyerek değil yine de. Yani hani 25-30 kilo almak değil. İdareli 8-10 kilo. Yani. Aldık valla 26 kilo aldım ben. Ama çok almışsınız. İstemeden gerçekten. aldım gerçekten yani ama en keyifli dönemlerden bir tanesi. Kendilerini hiç bence sıkıntıya sokmasınlar. <laughs> Artık gördüğünüz gibi çok çözümü var zaten. Rahat ve güzel uygulamalar var. Sonrasında destek alabilirler diye düşünüyorum. Peki kronik hastalığı olanlar yaptırabilir mi? Yani şekeri, tansiyonu olan birisi mide botoksu yaptırabilir mi? Yani çok dediğim gibi yine basit, lokal ve herhangi bir riski olmadığı için işlemin hı hı. özellikle şeker hastalarında biz insülin ihtiyacının azaldığını veya işte oral antidiabetik yani hap kullanan hastalarda hap ihtiyacının azaldığını, şeker değerlerinin çok, normale döndüğünü hı hı. insülin direnci olup daha şeker hastası olmamış olan kişilerde o direncin kırıldığını çok görüyoruz botoks hastalarında ben kesinlikle diyabet hastalarına e, ve insülin direnci olanları kesinlikle öneriyorum e, çok ciddi fayda görülüyor sadece kan sulandırıcı kullanan kişilerde eğer kan sulandırıcı e, kullanıyor olduğu halde o iğneler e, mide kanaması riski oluşturacağı için hı hı. önceden kan sulandırıcısı 4-5 gün kesiyoruz Ön hazırlık olarak işlemi yaptıktan sonra ertesi gün yeniden başlatabiliyoruz. O zaman şeker hastaları dahi yaptırabiliyor diyebiliriz. Hatta çok çok, çok daha e, kendi sağlıklarına da faydalı çok olduğunu söylediniz. Olur. Çünkü kilo verdikçe şeker kontrolü çok daha rahat olmuş oluyor. Aslında. Operasyon öncesi böyle yaptırması gereken testler var mı hocam? Bazı hastalarda özellikle şimdi şey için, işlem için çok bir gerek yok. Biz hı hı. sadece işlemi yapmadan önce ufak bir anestezi vereceğimiz için anestezi öncesi hazırlıklarda hı hı. kan tahlilleri yapıyoruz. Ama ne bileyim tiroid problemi tarifleyen çünkü tiroid hastalığı da metabolizmayı yavaşlattığı için kilo vermeyi biraz zorlaştırır. Kilo almayı kolaylaştırır. Şeker hastalığı olanlarda bu tarz özellikle hastalarda bazen istiyoruz ama normalde işte ne bileyim. Özellikle bu karantina döneminde kilo aldım, hamilelikte emzirme döneminde kilo aldım, ne bileyim depresyon yüzünden kilo aldım gibi durumlarda çok bir e, tetkik yaptırmaya gerek yok. Yani sebebi belli olan kişilerde çok bir e, şey yapmaya gerek yok. Mesela yaptırdık hocam mide botoksunu. Ben beslenmesi sürekli karbonhidrat ağırlıklı işte pastalar, biraz makarnalar, biraz poğaçalar seven birisiyim. E, aynı şekilde evet tokluk isim oluştu ama e, sonuçta acıktığım zaman da hep karbonhidrat ağırlıklı beslendim ne olur? En sevdiğimiz hasta grubu bu. Gerçekten mi? <laughs> çok o zaman rahat... benimle çok iyi anlaşacaksınız. Çok rahat kilo veriyor bu hastalar. <laughs> Çünkü şimdi şöyle düşünün. Ben hastalara da hep bu örneği veririm. Ee, şimdi ne bileyim ayda 1 trilyon kazancı olan birini düşünün. Ne bileyim 100 milyarlık bir şey alacağı zaman <laughs> çok bir zorlanmaz yani böyle hani hemen verir. Ee, bunu şeye, şey şey örneğini çok kilosu olan biri kilo vereceği zaman çok problem yaşamaz. <laughs> Takır 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 verir ama şimdi çok ciddi düzenli besleniyorum. Çok güzel spor yapıyorum. Asla karbonhidrat yemem. Protein ağırlıklı besleniyorum. Tatlı sevmem. Kola içmem. Alkol almam diyen birine kilo verdirmek çok zordur. Yani bu nasıl Öyle asgari mi? ücretle çalışan birine 100 milyar şunu al demek çok zordur gerçekten. <laughs> çok güzel bir örnek oldu gerçekten. Yani Anlatabiliyor O yüzden asıl bizim zorlandığımız ve asıl hadi bakalım bu hastada yani beni daha çok motive eden bu hastaya da verdireceğiz mi? Hadi bakalım bak her şey normal ama biz yine yapacağız ve verecek gibi. Hı hı. Bu daha zordur. Ama zaten ortada bir sürü defekt var. Poçalar, makarnalar, <laughs> ekmekler. Bu hasta kilo verdirmek çok kolay. Daha kolay diyorsunuz. Aynen. Yaşadığınız Çünkü böyle zaten... değişik bir anınız var mı hocam? Sözünüzü tamamlayın ondan sonra isterseniz cevap verin. Ha, zaten hani ortada bir sürü anormallik olduğu için ve biz botoksla iştahı çok güzel kapattığımız için sizin gözünüz ne makarna görüyor, ne ekmek canınız çekiyor, ne pasta istiyorsunuz. Onları da kestiğiniz anda zaten takır 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 kilolar gidiyor. Şimdi yaşadığınız en ilginç anınızı merak ediyorum varsa. Bir de rekorunuz kaç? Yani en fazla şu kadar kilo verdi dediğiniz hasta. Rekorumuz 35 kilo. O oh, maşallah. 35 kilo verdirdik. ve. 6 ayda güzel, mı? 6 ayda. Maşallah. Ve daha güzel tarafı bu 35 kilonun 28 kilosu yağdan gitti. Öyle mi? Çok çok güzel. Maşallah, Yine çok, çok yakın güzel. zamanda e, 4 ayda. 22 kilo verdirip 18 kilosu yağdan Yağda. gitti. Ne, ne yapıyorlar hocam? Yani özellikle protein ağırlıklı mı evet, beslendiler? bizim değil? önerimiz hep bu şekilde oluyor. Daha çok protein ağırlıklı ve şimdi 22 kilo verince hı hı. bunun da 18'i yağdan gidince veya 35 kilonun 28'i yağdan gitince etraftan aldığı tepkiler daha da motive edici oluyor. Çünkü şimdi atıyorum mesela 1 kilo yağ bu masa kadar yer kaplıyorsa 1 kilo kas daha ne bileyim güçlü. bir bardak kadar evet. yer kaplıyor. Dolayısıyla siz 22'nin 18'ini adam verdiğinizde hacim olarak da çok güzel incelmeye başlıyorsunuz. Şimdi onu soracağım. Yani 6 ayda 35 kilo veren birisi sarkma problemiyle karşılaşır mı? O biraz tabii ki vücut yapısıyla Hı -hı. alakalı, fazla kilosuyla alakalı. Verdiği e, çok mesela 40 kilo, 50 kilo veren birinin ve yaşı da hani 25'in üstündeyse sarkmama ihtimali ne yazık ki yok. Ne yaparsanız yapın sarkmama ihtimali yok. Ha yani Bazen işte vücudun o elastik yapısı daha iyi olan bu 25 kilo 30 kiloyu verirken veya 50 kiloyu verirken çok ciddi spor yapan kişilerde bu sarkmayı minimuma indirebiliyoruz. Hı hı. Ama tabii ki çaba olmadan e, bu iş olmaz çok fazla. Mutlaka biraz e, emek harcamak lazım ve tabii ki bu spor ve vücudun yapısının yanında verdiğiniz kiloyu neden verdiğiniz de çok önemli. İşte böyle yağdan verip ya kasa çevirerek e, kilo veriyorsanız hı hı. çok güzel toparlanıp a bu adam bu adam mıydı diye e, gerçekten inanamıyor insanlar. Dediniz ki hocam mide botoksu sonrası sporla daha sıkılaşarak zayıflamak hı. mümkün. O zaman mide botoksu yaptırdığımızda spor yapmanın bir zararı var Hiçbir mıdır Hiçbir zararı yok, yok. Hiçbir zararı yok. Sadece biz şunu öneriyoruz. E, önceden beri spor yapan biri için hı hı. hemen spora başlayabilir. Hiçbir problem yok. Devam edebilir. Hatta botokstan çıkıp 3 saat sonra spor, spor salonuna gidelim. gidebilir. Bunda hani sağlık açısından hiçbir problem Hı -hı. yok. Ama hiç spor yapmamış. İşte yine karantina dönemi yakın bir örnek olduğu için 3 aydır evde oturuyor. Spor salonları kapalı. İşte bir sürü arkadaşıyla e, ekmek yarışına girmiş. "Ben en iyi ekmeği yapıyorum, sen en iyi poğaça yapıyorsun." derken bir 10 kilo almış. Hı -hı. Şimdi bu hastaya diyoruz ki önce sizin şu açılmış olan iştahınızı bırakın, biz bir kapatalım. Bir ay hiçbir şey yapmayın. Bir ayda güzelce iştahı kapatalım. Neden? Spor yaptığınız zaman, spor yapanlar çok iyi bilir, spor iştah açar. O kaloriyi harcadığınız için zaten bir anda böyle bir iştah açılır spordan sonra. E biz botoksla iştahı kapatmaya çalışıyoruz. O yüzden de hastalara diyoruz ki aman bırakın. Biz önce iştahınızı kapatalım. Siz o düzene oturduktan sonra spor iştahınızı açsa da problem olmaz. O zaman spor Bir ay sonra olmayanlar midamotu yaptırdıktan sonra efendim bir ay sonra spora Başlayalım. başlayabilirler dedi hocam. Tabii o bir aya kadar yürüyüşler yapılabilir, hı hı. sahil yürüyüşlerinde. daha bedenken, hafif daha egzersiz, egzersiz şeklinde yapılabilir. yapılabilir. Tabii evde oturun ben kilo veremeyi bekleyeyim değil tabii. Çok teşekkür ederiz güzel. hocam. Gerçekten çok güzel bilgiler paylaştınız. Biz de bundan sonra her hafta Perşembe günü inşallah evet. sizinle birlikteyiz. Güzel, faydalı bilgiler paylaşacağız izleyicilerimizle. Evet, tamam. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Sağ olun. ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.